Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Geçen videomuzda bu serumun üzerine bu çimeni çekmiştik arkadaşlar. Üzerine papatya yapacağımızı söylemiştim. Evet arkadaşlar, şimdi sıra bu papatyanın nasıl yapıldığını tarif etmeye geldi arkadaşlar. Beyaz ipimizi tığımıza monte ediyoruz. Ve burada yanmış olduğumuz çimenin birinden tutup dikisini böyle sık iğne yardımıyla birbirine tutturuyoruz arkadaşlar. Sonra içine 6 tane zincir çekiyoruz. 6 zincirimizi bu birleştirdiğimiz yuvaya monte ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Tekrar 6 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geri dönüyoruz arkadaşlar. Şurasını keselim. Çirkin bir görüntü olmasın. Bir tane tığımızın başına doluyoruz arkadaşlar. Yuvanın içine batıp şöyle 1, 2, 2 taktiğiyle 3 seferde çekip şöyle bir yuva elde ediyoruz. Bu şekilde. Sonra tekrar 3 zincir çekiyoruz. Tığımızın başını bir defa doluyoruz. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 3 defa çekiyoruz. Tığımızın başını bir defa doluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 1, 2, 2 olarak çekiyoruz. 1, 2, 3. 3 zincir çekip bu şekilde yuva oluşturuyoruz arkadaşlar. Sonra 3 zincir daha çekip 6. yuvamızı tamamlıyoruz. Evet, 6 tane yuvamız oluştu. Sonra geri dönüyoruz arkadaşlar. 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyoruz. Ve bu yuvaların içini dolduracağız. Tığımızın başını 2 defa doladık. Yuvanın içine giriyoruz. 1, 2, 2, 2 taktiğiyle alıyoruz. Tığımızın başını 2 defa doluyoruz. 1, 2, 2, 2 taktiğiyle alıyoruz. 1, 2. Tığımızın başını dolayıp bu şekilde arkadaşlar çekiyoruz. 1, 2 defa doladık. 1, 2, 2, 2. Evet arkadaşlar, saydıysanız 4 defa da çektik. Burası şimdi 5 tane oldu arkadaşlar. Buraya tam 8 tane dolgu yapacağız. 6.'mız. 1, 2, 3, 4 seferde çektik arkadaşlar. 7 oldu. Şimdi tekrar 5 zincir çekiyoruz aşağı inerken arkadaşlar. Bu şekilde. Çünkü başlarken 6, aşağı inerken 5 zincir. Yandaki yuvaya geçerken şu şekilde sık iğne ile geçiyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Başlarken 6 zincir. Tığın başını 2 defa dola. Yuvaya gir. 1, 2, 2, 2 taktiğiyle al. 2 defa dola. 1, 2, 2, 2 taktiğiyle. 3 oldu. 4, 5, 6, evet 2, 4, 6, 7, sonuncumuz aşağı inerken 8.'miz yani 5 zincirle beraber oluşuyor arkadaşlar. Bu şekilde tüm yuvalarımı dolduracağım arkadaşlar papatyam için. Hepsini ben doldurup geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sonuncu yuvamızı da beraber yapalım. Gördüğünüz gibi sık iğne ile geçiş yapıyorum ve 6 zincir çekiyorum. 6 zincirimizi çektik. Tığımızın başını 2 defa doladık. 1, 2, 2, 2, 4 seferde aldım. 2 defa doladım. 1, 2,
2, 2. Evet arkadaşlar, tam 8 tane dolgu yapacağız. Bu şekilde 2 defa dalıyoruz. 2, 4, 5. Yedi. Yuvamızın içine 7 defa yaptık. Evet arkadaşlar. Yedinciyi 5 zincir çekip yedinciden sonra yani 8'inciyi bu şekilde batıyoruz. Buradaki arkadaşlar ilk başladığım yere ilk yuvamın içine batıyorum. Bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum arkadaşlar. Şimdi beyazla İşimiz bitti. Papatyamız hazır arkadaşlar. Şimdi bu kestiğim ipi şuradan arkaya alıp ipimi sağlamlaştırmak istiyorum. Şu papatyanın dolgusunun arkasına batarsanız bu şekilde. Ha, bu yakım izi arkada kalmış olur. Bu şekilde. Buraya sağlam düğüm attım daha doğrusu arkadaşlar. Şöyle ucunu keselim fazlalığını. Yakıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, papatyalarımız hazır. Şimdi bu alttaki yerden giriyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi trabzanın arasından. Tığımızı geçiriyoruz. Buraya 1, 2, 3, 3 tane zincir çekip bir sonraki trabzandan geçiyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. 2, 3. Bir sonraki trabzandan geçiyoruz. Evet arkadaşlar, tekrar. Tekrar. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Buradaki trabzandan geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bütün trabzanlara 3'er zincir çekerek böyle geçiyoruz aralarından trabzanlara. Bu şekilde. 1, 2, 3. Tekrar. 1, 2, 3. Ve ilk başladım. Gördüğünüz gibi trabzanıma kadar geldim. 2 zincir çekiyorum arkadaşlar başlarken. Tığın başını bir defa doluyorum. 2, 2 alıyorum. Tığın başını doluyorum. 3 tane oldu trabzanımız. Şimdi arkadaşlar yanındaki trabzana direkt trabzan yaparak yuvanın içine trabzan yaparak geçtim. Sık iğne yok arkadaşlar. Buraya da 3 tane dolduruyoruz. 2, 3. Tığın başını bir defa doladım. Yandaki trabzana direkt geçtim arkadaşlar. Bu şekilde. 1, 2. 2 sefer de alıyorum. 2, 2. Tığın başını bir defa dola. Yuvaya gir. 2, 2. 2 sefer de al. Tığın başını yine dola arkadaşlar. Yuvaya gir. 2, 2. Tığın başını bir defa dola. 2, 2. Tığın başını bir defa dola. 2, 2. Bütün yuvalar arkadaşlar 3'er dolguyla dolduruyorum. Tığın başını bir defa dola. Evet, 3 oldu. Tekrar sonuncu yuvamın içine de 3 tane dolgu yapıp bitiriyorum dolgu işini arkadaşlar. 2, 3. Evet arkadaşlar, şimdi ilk başladım, gördüğünüz buradaki dolguya batıp kapatıyorum ve bu dolgumu bitirdim arkadaşlar. Bir tane trabzan atlayıp ikinci trabzana batıyoruz. Bu şekilde kapatmak için sık iğne ile dolanacağız arkadaşlar. Bir tane atlayıp bir tane trabzana battım. Bir tane trabzan atlayıp ikinci trabzana battım.
Bir tane trabzan atlayıp ikinci trabzana battım. Bir tane atlayıp ikinci trabzana battım. Evet arkadaşlar, sık iğnelerle gördüğünüz gibi yavaş yavaş kapanıyor. Bir tane trabzan atlayıp bu şekilde papatyamızın tohumunu bitirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bir tane trabzan atlayıp ikinciye kapattım. 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 Bu şekilde arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. İpimi biraz şöyle uzun kesiyorum arkadaşlar. Ters yüzünü çeviriyoruz. Şu ilk yaptığımız altı zincirden yaptığımız yuvanın altından iğnemizi sokup buradaki tohumdan attığımız, bakın kopardığımız ip var arkadaşlar. O ipi şöyle tığımızın başına dolayıp aşağı doğru çekiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ipimizi çekiyoruz. Çekince arkadaşlar şöyle hemen yakmayalım. Gördüğünüz gibi şöyle bir düzeltelim. Sonra onu oraya sağlamlaştıracağız. Evet arkadaşlar, sarı tohumumuz da böyle yapmak çok kolay. Bombili bir güzel bir şey oldu. Şunu demiştim arkadaşlar, evet. Buradan biliyorsunuz benim bir sağlamlaştırma işim var. Şöyle tığımın ucuyla bir zincir çekip içinden geçirip çekiyorum. Ondan sonra yakıyorum arkadaşlar. Olur ya, yakma da yapışkan kopabilir. Bir düğüm daha sağlam olsun. Çift dikiş gibi. Bu şekilde arkadaşlar. Papatyamız çok güzel oldu. Siz tığınızın başını dolayıp daha minik yapmak istiyorsanız bir tane veya daha büyük yapmak istiyorsanız tığınızın başını 3 defa dolayarak papatyaları büyütebilirsiniz arkadaşlar, ama bence ideal olan tığın başını 2 defa ve 4 defa da çekmek. Zincir çekerek arkadaşlar. Şöyle bir tane veya iki tane, isteğe bağlı. Siz nasıl isterseniz arkadaşlar. Yeşil çimen bırakıyorum. Sık olmasından böyle daha hoş duruyor. Buraya geçtim arkadaşlar. İpim monte ettim. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. 5 zincirimi çektim. Buraya battım arkadaşlar. Bunu da buraya. Buraya batıp kapadım. 4, 5 zincir çekiyoruz. Aynı yuvaya girip kapatıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. Yuvaya girip kapadım. 2, 3, 4, 5. 5 zincir çekip 4 tane kirpik oluşturdum arkadaşlar. Şimdi tekrar bir zincir çekip ipimiz var. Bir tane de beyaz renkten kirpik yapalım. Şöyle bir tane çimeni atlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yanına. Ve şöyle iplerimin arasını aralayarak buraya batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip yuvama batıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş zincir çekiyorum tekrar. Bir, iki, üç, dört, beş. Aynı yuvanın içine dört tane yapacağız bu kirpikten. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet arkadaşlar. Şimdi iki zincir çekip veya bir zincir arkadaşlar. İpimizi keselim. Evet arkadaşlar. Siz istediğiniz arayı bırakın. İster bundan böyle 5 tane yapın arkadaşlar. İster 6 tane şöyle birer bırakıp buraya bir beyaz, bir sarı yaparak 5-6 tane yapabilirsiniz. Ondan sonra böyle büyük papatyayı koyarsınız arkadaşlar.
Papatyamın yapılışı bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çok hoş papatyalarım oldu. Eğer kanalıma abone değilseniz arkadaşlar, abone olmayı unutmayın. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.